arkadaşlar. Yüzde problemlerini ölseme tadında bir test ile devam edelim. Birinci sorumuzda aşağıdaki top, tabloda üç farklı ürünün alış ve satış fiyatlarıyla alış fiyatlarına göre ka kar yüzdeleri verilmiş. Buna göre ikisiye toplamını istiyor bizden. Şimdi kar yüzdesine baktığımız zaman mesela birinci üründe x'e alınmış. 30'a satıldıysa o zaman kar nedir? Satıştan alışa çıkarttığımız zaman bu aradaki fark satışın e, buradaki pardon alışın, alışa göre alış fiyatlarına göre dediği için alışın %50'si kadar kar getirecektir. Yani x'in %50'si nedir? 50 bölü 100'den dolayı 1 bölü 2 gelecek. Buna göre 30 eksi x eşittir x bölü 2'den işlemimizi yaptığımızda 60 eksi 2x eşittir x'ten Buradan 3x eşittir 60 ve x de buradan 20 gelecektir. İkinciye baktığımız zaman y'ye alınmış 50'ye satılmış. O zaman burada da 50 eksi y'ye kadar kar var. Alışın %25 olacağına göre Y'nin %25 ise 25 bölü yüzden dolayı 1 bölü 4 gelecek. Burada yine içler dışlar çarpma yaptığımız zaman 200 eksi 4 Y eşittir Y geldi. 5 Y eşittir 200'den Y değerimiz de 40 oldu. Devam edelim. Aynı şekilde Z'ye de bakalım. 44 eksi Z karımız alışın yüzde, yüzde yüzü kar olduğuna göre yani x'in z'nin pardon yüzde yüzü olduğuna göre bu şekilde sadeleştim. ve 44 eksi z direkt z'ye eşitse 2z eşittir 44'ten z değerimiz de 22 geldi ve x z'nin toplamından da cevabımız 82 oldu. İkinci soruda iki katlı bir otoparkı birinci katının araç kapasitesi ikinci katın araç kapasitesinin 2 katıdır. O zaman ikinci kat x eğer birinci kat 2x olacak. Birinci katın doluluk oranı %50, ikinci katın doluluk oranı %80 verilmiş. Birinci katı 50 tane, ikinci katı 10 tane daha araç gelirse tüm otoparkın doluluk oranı %80 olmuş. Şimdi e, birinci otopark ve ikinci otopark için baktığımız zaman birinci katın doluluk oranı %50 olduğuna göre o zaman 2x'in %50'si 1 bölü 2'si yani buradan x kadar gelecek. E, i̇kinci katın ise işte doluluk oranı %80 dediğine göre x'in %80'ini aldığımız zaman Sadeleştirdik buradan x çarpı 4 bölü 5 yani 4 x bölü 5 oldu. Şimdi ilk baştaki bu doluluk oranlarına mesela birinci katta x kadar vardı. Üzerine 50 tane daha eklendi. İkinci kata baktığımız zaman 4 x bölü 5 vardı. Buraya da 10 tane daha araç gelirse tüm otoparkları için topluyorum. Tüm otoparkımız 3 x kadar var. Tüm otoparkın yüzde %80'i kadar olmuş doluluk oranı. Buna göre yine burayı sadeleştirdiğimizde burada 4 bölü 5 geldi. Buradan şöyle diyelim. x de 4x, 4x bölü 5'i topladığımız zaman 9x bölü 5 artı 50 ile 10'u topladığımız zaman 60. Burada da 12x bölü 5 değeri geldi. Burada da aynı şekilde paydayı şöyle yapabiliriz. Hatta buradaki hiç paydalar hiç Direkt 9x bölü 5'i karşı tarafa atalım. 60 eşittir 12x bölü 5'ten 9x bölü 5'i çıkartıyorum buradan da 60 eşittir 3x bölü 5 geldi 3 ile 60 sadeleştirir 20 x değerimiz de buradan 100 oldu bize ikinci katın kapasitesi kaç araçlıktır demiş İkinci katı x aldığımız için cevabımız 100 oldu üçüncü soruda kuraklığın yaşandığı bir yılda İstanbul Belediye Başkanı basın toplantısında Türk vatandaşlarıma buradan sesleniyorum zor bir süreçten geçiyoruz bir kişinin diş fırçalarken açık bıraktığı musluktan ayda israf ettiği su miktarı ortalama 40 litre demiş. Şimdi bir ayda bir kişinin harcadığı 40 litre sadece diş fırçalarken. 15 milyon kişiden bahsediliyor. O zaman şöyle diyelim. 40 litreyi şöyle yazalım. 40 çarpı. Burada 15 çarpı 10 üzeri 6 olarak yazalım. Bu kadar insanın her biri o zaman 40 litre harcıyor. Yıllık bu israftan dolayı demiş. Şimdi yıllık dediği için bu aylık harcadığı. Yıllık dediği için de 12 ile çarptım. Kaybettiğimiz su miktarı yıllık toplam su tüketimimizin %2'sine karşılık gelmiş. Yani burada bulduğumuz %2'ye karşılık denk geliyor. Bizden istediği söz konusu verilere göre bahse geçen dönemde İstanbul'daki yıllık su tüketimi kaç tondur? Şimdi yani %100 ne kadar olacak? Sadece %2'lik kısmı diş fırçalarken. %100 olabilmesi için bunun 50 katı da daha harcanacak. O zaman 40 çarpı 15 çarpı 10 üzeri 6 çarpı 12 çarpı 50 katı olduğu için çarpı 50 dedim. Bunun litre olarak verilmiş bunu da aynı zamanda e, tona çevireceğiz. Şimdi şöyle e, düzenleyelim. Mesela burası 4 çarpı 10 olarak yazalım. Burası 15'i 5 çarpı 3 yazdık. 10 üzeri 6, 12, 50'i de 5 çarpı 10 yazdım. Şimdi burada 5 çarpı 5'ten 25 çarpı 4'ten 100 geldi. 10 üzeri 2 var burada. 10 üzeri 6, bir tane daha 10 üzeri 10 var burada. Dolayısıyla 10 üzeri 7 geldi. E, burada aynı şekilde şöyle söyleyebiliriz. Burada ne kalmıştı? 3 kaldı. Bir de 12 kaldı. Çarpı bir de 36 değerimiz var. Bu kadar litreden bahsediyoruz. 36 çarpı 10 üzeri burada ne kadar olmuş oldu o zaman? E, 10 üzeri 2, 10 üzeri 9 gelmiş oldu. Şimdi bunun dışında burada bu arada bir 10'umuz daha var. O zaman burası 10 üzeri 3. 10 üzeri 10 gelmiş oldu buradaki ifade. Tekrar bakalım. 5 çarpı 4 çarpı 5'ten 100 geldi. 100'ü yazmıştık. Burada bir 10'umuz var. 10 üzeri 3 oldu. Çarpı 10 üzeri 6. Bir de buradaki 10'umuz var. Toplamda 10 tane 10 değeri gelmiş oldu. Şimdi 36 çarpı 10 üzeri 10 litre. Bizden ton istemiş. Şimdi su olarak düşündüğümüz zaman 1 litre 1 kilograma denk geliyor. Bir ton da nedir? 1000 kilograma denk gelecek. O zaman biz buradaki 1 litreyi aynı zamanda 1 litre su olduğu için 1 litre 1 kilograma denk geldiyse buradaki kilogramı tona çevirmemiz lazım. Kilogramdan tona çevirirken 3 tane sıfır atıyoruz. O zaman burada da aynı şekilde 3 sıfır attığımız zaman 36 çarpı 10 üzeri 10 iken 3 sıfır attık. 36 çarpı 10 üzeri 7'ye eşit oldu. Dördüncü soruda bir cep telefonu şarjda takıldığında pili telefon kapalı iken her dakikada %2 açık iken ise her dakikada %1 dolmaktadır diyor. Buna göre telefonun pili %20 dolu iken Kapalı durumda %60 dolana kadar şarjda kalıp sonrasında telefon açılarak %90 olduğu anda telefon şarjdan çıkarılıyor demiş. Şimdi buradan buraya geçerken kapalı iken geçiyor. Şimdi o zaman e, arada %40'lık kadar bir fark var. Ve bu fark telefon kapalı iken olmuş. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. E, her dakika, telefon kapalı olduğunda her dakikada %2 kadar dolduruyorsa şöyle diyelim o zaman. Bir dakikada %2 kadar dolduruyorsa... %40 doldurması için ne kadar zaman ihtiyacı var? 20 dakikaya ihtiyacı var. Devam ediyoruz. Şimdi %60'dan %90'a çıkması için arada %30'luk bir fark var. Ve telefon açıkken doldurulmuş. Ve telefon açıkken doldurulduğunda her dakikada %1 dolduruyor. O zaman şöyle diyoruz. 1 dakikada %1 dolduruyorsa %30 olması için 30 dakikaya ihtiyacı vardır telefon açıkken. O halde toplamda ne kadar şarjda durmuştur dediği için 30 artı 20'den dolayı cevabımız 50 gelir. Beşinci sorumuzda aşağıda bir anket firmasının seçime katılacak 3 parti ile ilgili yaptığı anket çalışmasının sonucunu gösteren bir dersel grafik verilmiş. ABC partisi ve kararsızlar partisi. Kararsızların tamamı 3 partinin aldığı oy yüzdelerine göre orantılı olarak ABC partilerini dağıtıldıktan sonra partilerin alacakları son oy durumunu sormuş bize. Şimdi şöyle yazalım bir A partisi 40x diyelim hatta %40 olduğu için B partisi 24x. C partisi 16x ve kararsızlar da 20x. Şimdi bu 20x'i bunlara, e, bunların oranında paylaştırması lazım. Buradaki ifadeye baktığımız zaman burası 20x bunların tamamı nedir? 80x gelecek ve 80x'in yarısını A'ya veriyor, diğer yarısını B ve C arasında paylaştırıyor. O zaman e, elimizdeki biz 20x'i de aynı şekilde 20x'in yarısını buraya vereceğiz. Diğer yarısını da bu ikisine vereceğiz. 20x'in yarısı 10x olduğuna göre her türlü o zaman A partisine 10x ekleyeceğim ve A partisi 50x olacak. Zaten A partisinin 50 olduğu iki tane şıkkımız var. Devam ediyorum. Geri kalan 10x'imizi de B ve C arasında paylaştıracağım. Ve burada dikkat ederseniz 8'in katları olarak düşündüğümüzde 2'ye 3 oranı var. Elimdeki 10x'i 2'ye 3 oranında düşündüğüm zaman toplamda 5 hatta 2 katlarını düşünürsek o zaman ne gelecektir? C'ye 2'ye 3 oranında olduğu için C'ye 4x B'ye de 6x eklersem 6 ile 4'ün toplamından 10x gelecek ve bunların katları oranında paylaştırmış oldum. Dolayısıyla B partisi 24 artı 6'dan dolayı 30x 30 %30 olacak. C partisi 16 artı 4'ten dolayı %20 olacaktır deriz. 6. sorumuzda yukarıda gösterilen 3 tartıdan birincisi gerçek ağırlığın %20'si fazlasını, ikincisi gerçek ağırlığın %20 eksiğini, üçüncüsü de gerçek ağırlığı gösteriyor. Ece birinci tartıya, Ahmet ikinciye, Gözde üçüncü tartıya çıktığında tüm tartlar aynı kiloyu göstermekte. Gerçek ağırlıkları dikkate alındı. Gözde'nin ağırlığı Ece'den 10 kilogram fazla olduğuna göre demiş. O zaman biz Ece'ye eğer şöyle diyelim x dersek eğer Gözde'nin ağırlığı Ece'den 10 kilogram fazla olduğu için x artı 10 geldi. Şimdi buna göre Ece birinci tartıya çıkmıştı ve gerçek ağırlığının %20 fazlasını gösterdiğine göre. Şöyle diyelim normalde ağırlığı x kilogramdı. X'in %20'si kadar fazla olduğuna göre o zaman X'in %20'si demek %120'sini ifade edecektir. Bunların da bütün hepsi tartıda aynı değeri gösteriyor. Bu eşittir diyorum. Gözde'ninkine bakıyorum. Gözde de 3. E, tartıya çıkıyordu ve gerçek ağırlığını gösteriyor. O zaman X artı 10'a eşittir direkt, direkt deriz. Sadeleştirme yapalım. Buradan e, hatta 2'ye böldük 6'ya 5 geldi. 6X eşittir. 5'i de buradakilerle çarptığımız zaman 5X artı 50 x değerimiz de buradan 50 geldi. Yani Ece 50 kilogram, Gözde 60 kilogramdır deriz. Ahmet'in ağırlığını bulmamız lazım önce. Şimdi bunlar hepsi birbirine eşit gelecek dedik ve burada x'i 50 almıştık. Hepsi bunlar birbirine eşit oluyorsa o zaman her bir tartıya çıktıklarında ikisi de 60 olarak gösteriyor. Çünkü zaten Gözde'ninki gerçek ağırlığını gösterdiği için 60. O zaman Ahmet de tartıya çıktığında Ahmet'e de 60 göstermesi lazım. Ahmet'e baktığımız zaman Ahmet'in kilosunu bilmiyoruz ama Ahmet'in kilosunun %20 eksiğini gösteriyor. Ahmet'in kilosu Y kadar olsa %20 eksi %80'e denk gelecektir. Buna göre sadeleştirmelerimizi yapalım. Burada 4'e 5 geldi. 4 ile de 60'ı sadeleştirdik 15 ve Y değerimize buradan 75 geldi. Yani Ahmet'in de ağırlığı 75 oldu. Cümleyi tekrar okuyorum. Gerçek ağırlıkları dikkate alındı. Gözdenin ağırlığı Ece'den 10 kilogram fazla. Ahmet'in ağırlığından kaç kilogram eksiktir? Ahmet 75 olduğu için gözde ondan 15 kilogram eksiktir. 7. sorumuzda Süper Lig'de oynanacak bir futbol maçı için ev sahibi takım bilet fiyatlarını belirlerken üç farklı senaryo hazırlıyor demiş. A senaryosu her zamanki standart bilet fiyatı ve seyirci sayısı. B'de bilet fiyatlarının %10 indirme karşılık seyircide %10 artış olmuş. C'de bilet fiyatlarını yüzde indirme karşılık seyircide yüzde ellilik bir artış olmuş ve senaryolar arasında bir fark vermiş bize. O zaman şöyle diyelim, biz normalde bu her zamanki olan standart bilet fiyatı için e, burada bilet fiyatını 10x, seyirci sayısını da 10y olarak alalım. Buna göre B ve C senaryolarına bakalım. Bilet fiyatlarına yüzde 10 indirim varsa 10x'in yüzde %10 10'u 1x 1x'e denk gelecektir. O zaman bilet fiyatı 9x oldu. Seyirci sayısının %10'luk artış olduğuna göre onun %10'u zaten 1 olacak dedik. O zaman 1 artış olacağına göre de 11Y oldu. Devam edelim. C'ye baktığımız zaman %20'lik indirim var. O zaman 2X kadar bir indirim olacak 10X'te. Yani 8X oldu. Seyirci sayısında %50 artış olduğuna göre 10Y'nin %50'si 5Y'ye denk gelecek. Yani 15Y'ye denk geldi. Buna göre C senaryosunu elde edilecek seyirci hasılatı nedir? Bunların çarpımı kadar yani 8x çarpı 15y ye kadar B senaryosundan 420 TL fazla. O zaman biz bunu şöyle diyelim. B senaryosundaki hasılat 9x çarpı 11 y bundan 420 bin fazla olacakmış. Buna göre işlemlerimizi yapalım. Buraya baktığımız zaman 120 xy geldi. Eşittir 99 xy artı 420 bin. 99'u karşı tarafa attığımız zaman 21 xy eşittir 420 bin geldi. Saat yaptığımız zaman burada 2 kalacak. Yani x çarpı y burada ee, sadece nedir? 20.000 gelmiş oldu. Buna göre bizden A senaryosundaki seyirci hasılatı kaç TL'dir diye sormuş. A'ya e, baktığımız zaman 10x çarpı 10y'dir. Buradan 100x çarpı y olduğuna göre 100 çarpı o zaman x çarpı y yerine de 20.000'i yazdım. Buradan da o zaman nedir? Toplamda kaç sıfırımız var? 3, 4, 5, 6 tane sıfır gelecektir. Yani cevabımız E şıkkı olacak. 8. soruda Erkan maaşının yetmediğini patrona söyleyip maaşının 1500 TL artırılmasını istediğinde patronundan durumlarımız iyi değil sana ancak %20 zam yapabilirim yanıtını alıyor. Şimdi normalde Erkan'ın maaşı x kadar olmuş olsa X'in %20 zamını alıyorsa o zaman X çarpı %20 kadarlık zam yapıldı. Yeni maaşı bu kadar yapabilirim demiş patronu. Buna göre Erkan istediği maaşın %90'ını elde edeceğine göre bu durum olursa eğer Erkan'ın istediği maaş normalde maaşı X kadardı. 1500 kadar artmasını istedi. O zaman Erkan'ın istediği maaş bu kadar. Bunun %90'ına denk geliyormuş patronun yaptığı buradaki zam. Buna göre işlemlerimizi yapalım. 100x buradan 100x'i çarptık. 20 xi topladığımız zaman 100, 120x bölü 100 geldi. Burada x artı 1500 çarpı 90 bölü 100 geldi. Paydadaki yüzleri gönderelim. 90 30'a böldük 3. 120'yi 30'a böldük. Buradan 4x geldi. 4x eşittir. 3'ü dağıttığımız zaman 3x artı 4500. 3x'e gönderdik, x değerimize buradan 4500 gelmiş oldu. Erkan'ın zam yapılmadan önceki sorulduğu için maaşı 4500 TL oldu.